Merhabalar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size leş kaktüslerinin bir cinsi olan orbiyalarla geldim arkadaşlar. Çiçekli fotoğrafını hemen videonun üzerine koyayım. Gerçekten çok güzel bir türdür. Orbiyalar geçen hafta satışa gelmişti. Tabii ben de hemen kendimi ayırdım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben de leş kaktüslerini gerçekten çok seviyorum. Öncelikle özellikle orbiyalar çok derin saksılardan hoşlanmıyorlar arkadaşlar. Benim de şöyle bir saksım var. İçi bildiğiniz yoğurt kabı, dışına şöyle bir geri dönüşüm saksı yapmıştım eski bir penye ile. İsterseniz bu saksıyı hazırladığım videoyu da ilk yoruma bırakayım, oradan izleyebilirsiniz. Bu saksı yeterli gelir, yaklaşık 4 parmak gibi bir yüksekliği var. Hemen güzel bir sukulent toprağı hazırladım. Yüksek drenajlı olması gerçekten çok önemli. O yüzden içinde ponza, lav taşı, perlit, kokopet birçok madde var arkadaşlar. Bol bol da dere çakılı var. Bakın şöyle toprağımı hemen doldurdum. Biliyorsunuz yeni aldığımız türleri kendi toprağımıza ekerken arkadaşlar öncelikli olarak şu dibindeki toprağından ayırmamız gerekiyor. Şöyle gayet güzel köklü bitkiler. Bunları ben ayıracağım arkadaşlar, köksüz de olsa, ki saksıyı tam doldurabilsinler. Bakın zaten ayırdığınızda bile köklü hepsi. Şu şekilde. Bunu da şöyle ikiye ayıracağım ve bu şekilde dikeceğim. Bakın 4 tane ayrılmış oldu. Hemen diğer saksılarımı da dökeceğim arkadaşlar. Ben yeni aldığım kaktüs olsun, sukulent olsun, hatta birçok çiçekte arkadaşlar bu dibindeki toprağı mutlaka arındırıyorum. Kendi toprağıma dikiyorum. Toprağı iyi de olsa arındırıyorum. Bakın hepsi köklü arkadaşlar. Bu şekilde ayırırsak bitkilerimiz daha çabuk köklenecek, yanlarından yavru yapacaktır. Saksıyı daha çabuk dolduracaktır. Bakın şöyle köksüz de olsa ayırıp ekebilirsiniz. Orbiyaların çiçekleri biliyorsunuz kötü kokmuyor. Bazı türlerinkiler kötü kokmasına rağmen ben tamamen dal dal hepsini ayırdım. Saksımın çabuk dolmasını istiyorum. Bakın arkadaşlar, dibinde küçücük yavrusu da var. Şu şekilde ayırıyorum. Bakın zaten üstlerinden yavru yapmaya başlamış. Şu şekilde. Evet, şimdi hemen dikmeye geçiyorum. Kök budamaya çok gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten yeni köklenmiş bitkiler. Özellikle bu türden isteyen arkadaşım varsa seradaki son ürünleri satın aldım arkadaşlar. Bu hafta satışta olacak. Devamı yok. Seradaki tüm ürünleri aldım şu anda. Şöyle bu çoklu olanları ortalara dikeceğim. Çiçek açtığında gerçekten muhteşem olacaktır. Bunları özellikle ayırmadım arkadaşlar. Çünkü yanlarında yavruları zaten var. Hemen şöyle köklerini toprağa tutundurmamız önemli. Leş kaktüslerini aslında bizler hepimiz çok seviyoruz. Fakat birçok arkadaş leş kaktüslerini genelde böyle sezon sonu çiçeklenmeye başladığında merak sarıyorlar. Çiçeklerini gördüklerinde merak salıyorlar. Köksüz olanları sadece şu şekilde dikmemiz yeterli olur. Çok da incelemeye gerek yok zaten. Şu büyük köklü olanları da şöyle dip kısımlara dikeceğim ki etrafından bunlar anaç olan dallar arkadaşlar. Bunlar daha çok yavru yapacaklardır. O yüzden leş kaktüsleriniz varsa ve üretmek istiyorsanız özellikle anaç dalların daha fazla yavru yapacağını unutmayın lütfen. Anaç dallar çok fazla yavru yapıyor. O yüzden leş kaktüste büyük dallı olması önemlidir. Fazla yavru yapması açısından ya da hızlı üretim açısından. Ben genelde leşlerden üretirken genelde büyük dallarını almayı tercih ederim. Şöyle hemen hepsini ekiyorum. Köksüz olanlar tabii ki sadece toprağa soktuğum için yan yatıyorlar. Şöyle birazcık daha toprak ilave edeceğim. Arkadaşlar orbiyaları ya da leş kaktüslerini toprakları kurudukça sulamanız yeterlidir. Leş kaktüslerini ben Bodrum'da tam gün güneş altında bakıyordum. Ve leş kaktüslerim gerçekten çok güzel gelişiyorlardı. Fakat Köyceğiz'e biliyorsunuz bu kış geçtiğimiz kış taşındım.
Burada tam gün güneşe koymadım leşlerimi. Seneye baharda denemek istiyorum. Burada da nasıl olacak çok emin değilim. Ama hepimiz iklimimize göre davranmamız gerekiyor. Çünkü bazı iklimlerde tam gün güneşi kaldırmayabiliyorlar. Siz de kendi ikliminizi bir deneyin arkadaşlar. Eğer ki kendi ikliminizde bitkileriniz tam gün güneşi kaldırabiliyorsa o şekilde güneşe koyabilirsiniz. Hepimizin iklimleri farklı olabiliyor. Aldığı rüzgara göre bile bakımları değişebiliyor. Ben genelde toprakları kurumadıkça sulama yapmamayı tercih ediyorum. Bu şekilde sizler de yaparsanız çok güzel leş kaktüsler yetiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz biraz kısa oldu ama bu kadar olsun. Videoyu fazla uzatmanın anlamı yok. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videolara da yorum, beğeni bırakarak destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.